Peki, hadi bakalım başlayalım. Ee, en son seninle konuştuğumuzda piyasa e, çok dalgalı bir seyir izliyordu ve ağırlıklı olarak düşüş e, trendinde. Trend demeyelim de düştüğü günlerdeydi diyelim çünkü bu bir trend e, oluşumu haline gelmemişti. Nitekim Sonrasında da hızlı bir toparlama hem hisse tarafında hem endekslerde hem e, genel itibariyle e, işte. O günün koşullarında konuştuğumuz sorunların e, çözülmüş olması, yatırımcıların kafasındaki soru işaretlerinin gitmiş olması ile birlikte ardından yurt dışının da elbette desteğiyle e, bir şekliyle e, toparladı ve geldik. Aradan tam bir hafta geçti. E, şöyle bir kısa piyasa değerlendirmesi yaparak istersen başlayalım sonra arkadaşlarımızın bize göndermiş olduğu e, formdaki sorulara vakit kalırsa yorumlardaki sorularla devam ederiz. Tabii ki. Yani söylediğin gibi trend sayılamayacak. Aslında düzeltme demeyi daha doğru bulduğum bir hareket vardı. E, bankaların öncülüğünde başlayan rally ile birlikte e, hızlı bir düşüş oldu bankalarla ilgili. Zaten işte burada e, absürt olayların olduğunu yayınlarda da bahsetmiştik nitekim. Hı hı. Onunla ilgili soruşturmalar da başladı. Artık hani çok yorum yapmaya gerek yok. Bir hukuki tarafa taşındı zaten. Belli kişiler e, gözaltına alındı, tutuklu yargılanacaklar. İşte SPK bir yandan, savcılık bir yandan zaten konuyu yürütüyor. E, sonuç olarak burada önemli olan tabii ki bizim sektörümüz için e, hiçbir aracı kuruma bu olaydan dolayı e, büyük zararlar gelmemesini temenni ediyorduk. Tabii ki bazı aracı kurumlar bu işten zarar ettiler. Bazıları açıkladı, işte sermaye yatırımları açıklayanlar oldu vesaire. Ama günün sonunda yollarına devam ediyor olmaları tabii ki sektörümüz açısından önemli olandı ve öyle olacak gibi gözüküyor. Yani kimsenin ee, yani zarar görmediği demeyeyim ama en azından yoluna devam edebileceği bir ortamda olmamız bence sevindirici. O düzeltme hareketinin bitmesiyle birlikte de ve geçtiğimiz hafta dediğin gibi aslında yurt dışının da birazcık desteğiyle hatta bu hafta birazcık daha yoğun olarak yurt dışının desteğiyle iyi giden bir Borsa İstanbul var. E, üç gündür endeks pozitif tarafta kapatıyor ve güçlü de yükselişler var aslında. Pazartesi günü zaten çılgın bir yükseliş vardı. Yüzde altı buçukluk, nokta ve 2010'dan bu yana en yüksek günlük yükseliş hareketi olmuş. Ee, Biz 30'daki birçok şirketin, bankaların ve havacılık şirketlerinin tavan olduğunu gördük pazartesi günü. Dün yine hareket bir miktar devam etti. Bugün yine bankalar önceliğinde güzel bir yükseliş gördük. Aslında burada e, o mecburi satışlar dolayısıyla bankaların ucuzladığını görmüştük aslında. Ki geçtiğimiz hafta Perşembe Yayın yeni birlikteydik. Orada da bankaların artık alınabilir seviyelerde olduğunu e, söylemiştim e, ve işte en beğendiklerim arasında yine garantiyi bir süredir söylemiyorum ama artık bence yeniden vakti geldi e, demiştim. Güzel de bir tepki yaptığını e, görüyoruz bankaları. bence devam edecek. Yani bankaların ucuz olduğunu bu manipülasyon hareketi başlamadan önce de söylüyordum ve manipülasyon hareketinde dedim ki evet yükseldiler ama temel sebeplerle yükselmediler. O yüzden e, hani bir şeyi doğru bilmiş kabul edemiyoruz kendimizi. Şimdi o hareket aradan çekildi ve gerçekten bilanço beklentilerinin e, fiyatlanmaya başladığını görüyoruz. Ekim ayı, Ekim ayının ortası itibariyle bilanço dönemi başlayacak. Kasım'ın 10'una kadar sürecek ve biliyorsun benim sevdiğim dönem. E, hı hı. yatlama anlamında çünkü daha az yanıldığımız. Benim ve... Bedenlerin sevdiği dönem. Evet yani çünkü şöyle yani temel tarafta ki tahminlerimiz çok fazla yanılmıyor. Dolayısıyla bilanço dönemi de bizim yanılmadığımızın, haklı çıktığımızın ve piyasanın da buna tepki verdiği dönemler oluyor. Dolayısıyla daha iyi getirilere genelde bilanço aylarında ulaşıyoruz. Bilanço öncesi ve bilanço sonrası fiyatlamalar bizim için asıl parayı kazandığımız dönem oluyor. Yani fon tarafında da işte hep böyle oldu. Dolayısıyla sevdiğimiz bir döneme girdik ve fiyatlamalar başlıyor. Ben bu yükseliş hareketinde birazcık bunun da etkili olduğunu düşünüyorum. Bilançoları çok az kaldı ve e, bu işte mecburi satışlar, Viyop'taki teminat açıkları dolayısıyla aslında yeniden ucuzlayan bir endeks vardı. Onun yeniden hak ettiği yerlere doğru yaklaştığını görüyoruz. E, ben devam edeceğini de düşünüyorum açıkçası. Zaten bir önceki zirvemize az kaldı. E, oraya doğru yaklaşıyoruz 3 gündür hızlı şekilde. E, oranın geçilebileceğini açıkçası düşünüyorum. Bilançolarla birlikte burada yine işte geçtiğimiz haftada saydığımız işte havacılık, enerji, bankacılık e, gıda gibi sektörlerin öne çıktığı bir dönem. Ekim-Kasım aylarında bence e, bizimle olacak diye düşünüyorum. Peki. Şimdi geçen hafta şöyle bir döndüğümüzde e, iyi ki bugün yayında ben varım. E, gerçekten olmasam çok üzülürüm e, demiştin. Çünkü e, birçok e, kişinin yanlış bilgi ile birlikte işte alerko satıyormuşsunuz ama bir taraftan da öneriyormuşsunuz falan gibi yorumları vardı. Ee, i̇yi ki o gün ben vardım dedin. Bence iyi ki bugün de sen varsın. Çünkü e, bu sefer de tam tersi bir e, durum oldu ama bu sefer söven yok gördüğüm kadarıyla. Ya evet normal yani alışkınız buna da. Ben hep söylüyorum daha önce bunu tweetle atmıştım. Ee, Piyasadaki korku her zaman cesaretten hı hı. daha üstün bir duygu ve insanlar panik yapıp korktuğunda makul davranamıyorlar. Ee, tam tersi bir şeyi alma yönünde de yeterince cesur davranamıyorlar. Bizim yani bu sosyolojik bir yani psikolojik bir konu aslında ve sosyolojik olması işte toplumun geneline yayılmış bir durum bu. Ee, hı hı. o yüzden borsalardaki düşüşler hep daha sert, yükselişler hep daha yavaş olur hep anlatıyorum. Ee, gene benzer bir hareket olduğu yani Alarko yavaş yavaş yükselmişti ve çok hızlı şekilde bir günde e, düştü. Ertesi günde hatta işte söyledim hani aslında çok etkileyen bir durum yok ama çok ciddi bir panikle kapandı. Ertesi gün kolay geçmeyecektir diye de söylemiştim. Nitekim <laughs> pozitif başlamasına rağmen %5'e kadar geri geldi eksi ve devre kesti. 3,5'lar gibi %3,5'lar devre kesti. Sonrasında oradan da bir miktar aşağı gelip sonrasında toparlamaya başladı. Ee, tam beklediğim gibi oldu aslında ben ertesi günün kötü geçmesini bekliyordum her ne kadar gece tebliğ gelmiş olsa da ee, o günden bu yana da toparladığımız bir süreç var yeniden başladığımız yere geldik yani o taban aslında e, hiç olmamış gibi e, bir noktadayız diyebilirim E, bundan sonrası için de pozitif e, ilerlemenin devam etmesini bekliyorum o günkü eksik olan şey tebliğdi elimizde dedim ki bu gece açıklanmasını bekliyoruz zaten Hı -hı. EPDK başkanı bunu işte doğru olmayan yerde ve doğru olmayan şekilde açıkladı. Tebliğ ile birlikte her şey netleşecektir demiştim. Tebliğ ile birlikte netleşti de her şey. Aslında e neredeyse hiçbir değişiklik yok. Yani taban fiyat olarak Ekim ayı kabul edilecek. Yine Rotterdam kömürüyle doların gidişatı e hesaplamaya katılacak ve Ekim ayında oluşan fiyat 2750'ye fixlenecek tavan olarak. Ekim'den sonra yani Kasım'daki dolar değişimi ve kömür fiyatı değişimine göre Kasım'ın avufu belli olacak. Aralıkta Kasım'a göre. Dolayısıyla Ekim baz. Şu an en önemli şey bizim Ekim'deki e, kömür fiyatlarımız ve Ekim'deki e, döviz <laughs> fiyatları. Çünkü Ekim ayı 2750'nin e, yani formülün bir tarafında 2750 yazılacak. Diğer taraf e, kömürden ve dövizden gelecek. Dolayısıyla Ekim'de kömür ne kadar düşük olursa ve sonraki aylarda yüksek olursa bu alarkonun faydasını artık takip etmemiz gereken şey bu. Yani kömürün bu ay düşük. Sonraki aylarda yüksek olmasını istiyoruz ki e, sonra